Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf biyoloji e, sınavı için ortak yazılı konu soru dağılımı tablosu ve örnek senaryolarımız vardı. Bunlardan birincisi olan sınavımızı beraber sorularını ele almaya çalışacağız. Senaryo 1 diye geçen sınavımız bu. Bir de senaryo 2'miz var arkadaşlar. Birinci sorumuza bakacak olursak insanlar fazla şeker tükettiğinde kandaki şeker miktarı yükselir. Bu durumda karaciğer ve kas hücreleri kandaki fazla şekeri depolayarak kan şekeri miktarını arkadaşlar ne yaparlar? Dengelemeye çalışırlar. Bu durum canlıların ortak özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilir diye sorulmuş. Şimdi bu sorumuzda iç denge adını verdiğimiz homeostasiyi düşünmeliyiz. Bakın her şeyin bir dengesi vardı. Şeker dengesi, su dengesi, iyon dengesi, pH dengesi. Bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? İç dengemiz olan, vücut iç dengesi olan homeostasiyi sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla burada bakın şekerle ilgili şekerimiz yükseldiği zaman kandaki şeker miktarını bakın düşürmek için karaciğer ve kas hücreleri bakın ne yapıyormuş? Kandaki fazla şekeri depolayarak kan şekerini bakın dengeliyor. Yoksa ne yapar? Fazla şekerlerimiz Kan da uzun süre kalamaz. Yoğunluk artırır. Doku sıvısı kana geçerse kanın hacmi artar. Kalbin yorar. Bu da kalp krizlerine bile yol açabilir. Bunu engellemek için vücut ne yapar? İdrarla şeker atmaya başlar. Bu istenmeyen bir durumdur. Onun için bakın bu olay ne yapmış? İç dengeyi sağlama adına meydana gelmiştir diye belirtmemiz gerekiyor. İkinci sorumuz canlara ait bazı bilgiler numaralanarak verilmiştir. Bunlardan bir iki üçten hangisi diyor canların ortak özelliklerinden hangisiyle ilişkili olduğunu yazınız demiş. Şimdi kutuplarda yaşayan ayıların beyaz renkte olması, kalın kürklü olması ve küçük kulaklı ile küçük kulak ve buruna sahip olması soğuğa karşı bir adaptasyondur. Yani bu kutup ayılarında görülen bu olaylar arkadaşlar soğuğa karşı bir adaptasyon. Hatta şu bakın olay beyaz renkli olması ise kamuflajdır. Yine o da bulunduğu ortama adaptasyonla ilgili yani avların avlarını e, ükütmemek için ne yapıyor? Kar rengini alarak, kamuflaj yaparak kendisini bu şekilde gizlemiş oluyor. İkinci öncülümüz elma ağaçlarının yaprak sayısı arttığı zaman bu ağaçlar daha fazla fotosentez yapar. Bakın fotosentezle biz ne yapıyoruz? Besin üretiyoruz. Demek ki bu beslenme ile ilgili canlıların ikinci ortak özelliği bakın. Beslenme ile ilgili bir özelliktir. Bu bitkiler nasıl besleniyorlar? Ototrof olarak beslenme ne yapıyor? Gerçekleştiriyorlar diyeceksiniz. İnsanlar metabolik atık, karbondioksiti solunum organıyla vücut dışına atıyorlar. Metabolik atıktan kastımız karbondioksit, su, amonyak, üre, ürik asittir arkadaşlar. Bunların atımı da boşaltım adını verdiğimiz canlıların ortak özelliği ile, ile ilişkilendirilebilir. Buna dolayı üçüncü öncülümüzde boşaltım olarak belirlenmiş olur. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz bazı organizasyon basamaklarına ait görseller numaralar verilmiştir diyor. Bu görsellerin büyükten küçüğe doğru sıralanışını sormuş. Şimdi ne görüyoruz görsellerimizde bakın. Burada bir kalp var. Kalp nedir? Bir organdır. Bakın burada bir hücre var. Burada bir organel olan mitokondri var. Burada ise bakın bireyin kendisi var. Yani organizmada bakın diye biliriz. Dolayısıyla bakın bakacak olursak hücreler, dokuları, dokular, organları, organlar, sistemleri. Sistemler ise ne yapıyordu? Organizma ve bireyleri oluşturuyor idi. Bakın bizim burada neyimiz var? Mitokondri, hücreden daha küçük bakın. Atomlar var. Şöyle yapalım bu tarafa doğru okumuz. Atomlar var bakın. Atomlar birleşiyor bakın. Organelleri oluşturuyorlar. Organel var. Şurada bakın atomlar vardı sıramız bu şekilde ilerliyor. Bizde ne var bakın? Bir organel var mitokondri. Sonra iki hücre var. Sonra üç organ var kalbimiz var. Ve en son bakın bireyimiz var. Bu şekilde sıramız oluşmuş olur. Yani sıramız üç organel. iki hücre. Bir kalp. Ve en sonunda dört birey olarak ne yapılır? Bulunmuş olur arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Evet dördüncü sorumuz bazı şikayetlerin sebebiyle sağlık kuruluşuna başvuran Melike'nin kan örneğinin değerleri ve bu değerlerin mineral referans aralıkları tabloda gösterilmiştir. Buna göre diyor Melike'nin ne gibi şikayetleri olmuş olabilir ve Melike'ye hangi mineral takviyesi yapılması gerekir diye sorulmuş. Bakın yazınız diyor. Şimdi ne görüyoruz bakın Melike'de değer 10.5 çıkmış kalsiyum değeri 9.1 ile 10.3 arasında olması lazımmış. Bakın kalsiyumu yüksek çıkmış. Yani ne yapabilir bu kalsiyum? İdrarla atılabilir. Eğer kemiklere fazla depolanacak olursa kemikler sertleşebilir. Böyle bir sorun yaşayabilir. Demir bakın 28 ile 140 arasındaymış. Bu 45 çıkmış arkadaşlar bakın. Yani hafiften düşük bakın demiri. Çok yüksek değil. Çok düşük değil bakın. Minimum seviyeye yakın. Yani bunda demir eksikliği olabilir. Bu da kansızlığa yol açabilir. Çünkü al yuvar içerisinde hemoglobin var. Hemoglobinde bakın demir var arkadaşlar. Potasyum bakın 4.12 bakın. Bu tam ideal gibi çıkmış. Ortasında bir değer. Bunda sıkıntı yok. Sodyuma bakıyoruz. 137 bakın. Hafiften düşük çıkmış. Bakın sodyumda. Sodyum ve potasyum sinirlerde impuls adını verdiğimiz uyartı iletimini sağlar. Bu, bunun bakın sinirle ilgili bazı sıkıntılar da ne yapabilir arkadaşlar? Ortaya çıkabilir. Magnezyum bakın eksik 0.6 1.3'ün de bakın çok çok altında. Bakın magnezyum çok ciddi eksik bakın ne olmuş? Sıkıntı olmuş. Neler meydana gelir magnezyum eksikliğine bağlı olarak? Potasyum ve kalsiyum bakın seviyesini sabitliyor magnezyumumuz kalp atışımızı bakın dengeliyor tansiyonu ve kan şekeri bakın düzenliyor. Ee, güçlü kemiklerin oluşmasında bakın yine magnezyum etkili arkadaşlar. Kasların ve sinirlerin bakın fonksiyonlarını sürdürmesi yine magnezyuma bağlı. Enerji metabolizmasında yine magnezyumlar enzimlerin yapısına katılarak görev yapıyorlar. Dolayısıyla rena ve bakın protein sentezleme konusunda bile görevleri olduğu için arkadaşlar magnezyum eksikine bağlı olarak bunların bütün hepsinde sıkıntılar meydana geleceğini düşünebiliriz. Potasyum ise bakın, fosfor ise bakın 4 ile 5.7 arasındaymış. 4.6 bakın çok düşük değil arkadaşlar, idare diyebiliriz. O zaman bakın sodyum, magnezyumun düşük olduğunu, kalsiyum yüksek olduğunu, demirin ise düşük olduğunu bu şekilde yorumlamış olduk. 5. ve bu senaryomuzun arkadaşlar son sorusu değil. Bir tane daha varmış. Evet 7. soru da var. Sonra hatta 8 var sonra bitiyor. Evet. Şimdi 5. sorumuza bakalım. Protein yapılı moleküller şunlardır. Buna göre proteinden işlevini, işlevini işlevlerini verilen moleküllerden yola çıkarak yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım aktin miyozin iplikleri ne yapar? Kaslarda bulunur. Kasılmayı, gevşemeyi sağlar. Kasılma ve gevşemeyi sağlar. Enzimler ne yapar? Tüm metabolik reaksiyonlara bakın yönetir. Metabolik reaksiyonlar enzimler sayesinde bakın hızlıca gerçekleşir. Antikor savunma proteinleridir. Antijenlere karşı bakın üretilir. Vücut savunmasında görev aldığını söyleyebiliriz. Hemoglobinin şu globin kısmı proteindir. Bu da gazların taşınmasını sağlar. Gazların taşınmasını sağlar. Yani o2 ve bakın CO2'nin taşınmasında hemoglobin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Proteinlerimizde bakın globinmiş. Antikorun tamamı enzimlerin yapısında apoenzim denen kısım var protein yapılı. Aktin ve miyozin de yine kasılmayla ilgili proteinlerdir. kaslarda bunlar arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza. Otçul beslenen, geviş getiren bir canlının sindirim kanalındaki mikroorganizmalar bitkisel besinlerdeki selülozu parçalamak için enzim üretiyorlarmış. Buna göre selüloz yapısı olarak nerede bulunur demiş ve insanlar selülozu sindirebilir mi? Şimdi otçul geviş getiren bir canlının içinde yaşayan, bağırsanda bakın yaşayan mikroorganizmalar bunları sindirebiliyormuş. Dolayısıyla bakın bitkisel besinlerdeki selüloz diyor bakın bitkisel besinlerde. Yani o zaman selüloz yapısı olarak nerede bulunur diye sorarsa bitkilerin hücre çeperinde bulunur diyeceksiniz. Bir, İnsanlar peki selülozu sindirebilir mi? Hayır sindiremez. Neden sindiremez? Çünkü insanların bağırsaklarında selüloz enzimi üreten bakteriler yaşamaz. Hayır sindiremez. Selüloz üreten bakteriler yoktur. Peki insanlar selülozlu gıdaları yerse ne olur? Lifli gıda diye geçen. Kabızlık engellenmiş olur. Mukus salgısını artırır. Kabızlığı engeller bakın. Dolayısıyla kabız olmaz. Metabolizmanızı hızlandırmış olursunuz. Selülozlu gıdalarınızı yediğiniz zaman. Yedinci sorumuz steroid çeşidi olan kolesterolün canlılardaki işlevini yazınız demiş. Evet steroid halkasal küçük bir yağ idi. Kolesterol de bakın nasıldır? Hayvansal bir steroiddir. Hayvansal bir steroiddir. Hayvansal yağlarda bol miktarda bulunur. Bunun görevi şu gördüğünüz hücre zarının hayvan hücrelerinde hücre zarının lipitleri var, fosfolipitler. Onların arasına sıkışarak kolesterol zarın ne yapar? Dayanıklılığını şöyle yapalım. Bakın şunlar kolesterol olsun. Hatta rengini sarı yapayım. Daha çok belli olsun. Bakın şunlar kolesterol arkadaşlar. Aralara sıkışmış. Bakın hayvan hücrelerinde ne yapıyor? Şu ayaklar çok hareketli. Vıgır vıgırlar. Bu esnekliği çok fazla saldığı zaman sıkıntı olabiliyor. İşte bunlar ne yapıyor? Bu şekilde zarın dayanıklılığını artırıyorlar. Peki fazla alınırsa vücuda ne olur? Bunlar bir de onu yazalım. Fazla alınırsa damar sertliği yapar. Damarlar tıkanır. Özellikle kalp damarları tıkanırsa kalp krizleri gerçekleşir arkadaşlar. Kalp krizleri gerçekleşmiş olur diyeceğiz. Devam edelim. 8. ve artık bu senaryo birimizin son sorusu. Aşağıda günlük hayatta kullanılan pH dereceleri farklı olan madde ve besinlerin görevleri görselleri numaralanarak verilmiştir diyor. Buna göre soruları cevaplayın demiş. Asit ve bazlarının tanımını yapınız. Asit arkadaşlar ortama ortama H artı iyonu verenler asit oluyor. ortama OH eksi iyonu verenler ise kısaca baz oluyor. Asitler kızartır, bazlar mor kimyacılar bol bol kullanıyor. Asitler kızartır yani turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar. Bazlar ise mor artır. Turun sol kağıdını bunlar ne yaparlar? Maviye boyar arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Besinlerimizin asit bazlık durumlarını sormuş. Bakın çamaşır suyu arkadaşlar bazdır. Sabun acıdır bakın bazdır. Brokoli bakın yine baziktir. Domates hafif asidik bir yiyecektir arkadaşlar. Zaten sirke elmadan yapılan sirke en güzeli oluyor arkadaşlar. Bu da yine asittir. Dolayısıyla ikisi asit. Diğer üçü bazik olarak bulunmuş oldu. Evet bu şekilde senaryo bir sorularımızın 9. sınıf adına arkadaşlar bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde konutlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin. Hepinize başarılar diliyorum şimdiden sınavınızda.